Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu an daha şaşırken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay boşluğuna fırlatırsın. Evet arkadaşlar, birlikte 2023 yılında bitirmiş bulunmaktayız. Bir gün sonra 2024 yılına gireceğiz. Acısıyla, tatlısıyla, hatalarımızla, doğrularımızla koca bir yılı geride bıraktık. Ve şimdi her yıl olduğu gibi yeni yıla bir umutla başlamak istiyoruz. Kendimizde bir şeyler değiştirmek istiyoruz. Ve bu hedeflediğimiz değişimleri bazen uygulayabiliyoruz ama genelde çoğu zaman uygulayamıyoruz. Ama tabii ki yeni yıl hedeflerimiz hepimiz için önemli. En basitinden biliyorsunuz en büyük yeni yıl klişesi. Yeni yıla nasıl girersen yılın öyle geçer derler. Ve bu yüzden de genelde yeni yıldan önce bir şeyleri değiştirmeye çalışır insanlar. Yeni yıldan sonra olmak istediği insana bürünmeye çalışır. Yani yeni yılda kazanmak istediği alışkanlıklara da uymaya çalışır. İşte bu videomuzun konusu da arkadaşlar, YKS'de hedeflediği dereceleri yapmak isteyenlerin 2024 yılında mutlaka kazanması gereken alışkanlıklar. YKS sınavı çok zor bir sınav değil arkadaşlar. Sadece belli bir sistematiği var. Bu sistematiğe göre sınava hazırlandığınızda herkes bu sınavda başarılı olabiliyor. Yani çok zeki olmanıza veya temelinizin aşırı iyi olmasına çok gerek yok. Tabii ki bunlar işinizi kolaylaştırmıyor değil, kolaylaştırıyor. Ama bunlar olmadan da sınavı kazanabilir misiniz? Evet, kazanabilirsiniz. İşte hedeflediğiniz dereceye ulaşmak için yeni yılda kazanmanız gereken ilk alışkanlık, ölmediğiniz veya hasta olmadığınız sürece düzenli deneme çözmek arkadaşlar. Sınav biliyorsunuz Haziran ayında. Ve siz yeni yıla girdiğinizde aslında sınava 6 aydan kısa bir süre kalmış oluyor. Ve bu kısa zamanda da bol pratik yapmamız gerekiyor. Bu pratiği de en iyi deneme çözerek yapabiliriz. O yüzden hem genel denemelerimizi hem de bölüm denemelerimizi kesinlikle aksatmıyoruz. İşte bazen öğrencilerimiz bize ben daha konuları bitirmedim, deneme çözmek istemiyorum gibi serzenişlerde bulunabiliyorlar. Ama genelde bu serzenişler denemede kötü yaptıkları için denemeden kaçmak gibi bir amaçla yapıldığı için tarafımızca kesin olarak reddediliyor. O yüzden birinci alışkanlığımız düzenli deneme çözmek. İkinci alışkanlığımızı bence zaten hepiniz şu an yapıyorsunuzdur diye umuyorum. Düzenli olarak paragraf ve problem çözmek. Hep söylüyorum, bu ikili çok nankör bir ikili arkadaşlar. O yüzden bu ikili en ufak bir boşlama gelmez. Direkt sizi net düşüşleriyle veya süre uzatımıyla cezalandırırlar. Zaten deneme çözüyorsanız, yani bölüm denemeleri vesaire veya genel denemeye giriyorsanız o gün paragraf ve problem çözmüş sayılırsınız. Ama sınava kadar her gün en az 30'ar tane paragraf ve problem çözmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yeni yılda derece için kazanmanız gereken diğer bir alışkanlık ise arkadaşlar uyku düzeninizi oturtmak. Bu bazılarımız için çok zor olabiliyor. Ama lütfen sınava yakın zaten düzene sokarım deyip ertelemeyin bunu. Çünkü bu ertelendikçe daha zor uygulanabilir bir şey oluyor. Sınav sabahı kaçta kalkacaksınız? Gününüzü ona göre planlamaya çalışın. Sınavdan bir gün önce genel olarak kaçta yatacaksanız ona yakın saatlerde yatmaya çalışın. Çalışma düzeninizi buna göre ayarlayın bence. Yoksa gerçekten ileride çok büyük zorluklar çekebilirsiniz. Kazanmamız gereken dördüncü alışkanlığımız ise arkadaşlar hata analizi. Özellikle bu dönemlerde genelde denemelerden sonra deneme bir kenara fırlatılabiliyor. Veya soru bankalarından soru çözüldüğünde yanlışlar ertelenebiliyor. Ama bunu diğer videolarımızda da zaten birkaç defa tekrarlamıştık. Eğer siz deneme analizlerini yapmıyorsanız, yanlışlarınıza geri dönüp nasıl çözüldüğüne bakmıyorsanız boşu boşuna soru çözüyorsunuz demektir arkadaşlar. Çünkü unutmayın, siz neyi yanlış yaptığınızı görmek için aslında deneme çözüyorsunuz. Veya bir konuyla ilgili test çözerken o konudaki eksiklerinizi görmek için test çözüyorsunuz. Eğer bu eksikleri saptayıp öğrenmezseniz doğrularını, çalışmanız tamamen anlamsızlaşır arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen hem deneme analizlerini çok güzel bir şekilde yapın hem de yanlışlarınızın çözümlerini mutlaka öğrenin testlerde de. Bunu neden bu kadar vurguluyorum? Çünkü binlerce öğrenciyle çalışıyoruz. Kazanamayanların en büyük ortak noktası bu arkadaşlar. Yanlış analizlerini yapmamaları. Genelde bu tip öğrenciler sürekli olarak yanlışlarını biriktirirler. Sonra zaten öğrenirim deyip bir kenara fırlatırlar. İşte böylece bir ayda kendilerine 100 birim bir şey katabilecekken maalesef onlar 10 birim katabiliyorlar. Şaka yapmıyorum, bu gerçekten çok ciddi bir konu. Maalesef kazanamayan öğrencilerimizin de en büyük noktası bu oluyor arkadaşlar. Gelelim yeni yılda kazanmamız gereken 5. ve son alışkanlığımıza. Başımıza ne gelirse gelsin, bize ne derlerse desinler, hayatımızda ne olursa olsun moralimizi yüksek tutuyoruz arkadaşlar. İnsan morali yüksek olduğunda gerçekten verim alır ve keyif alır. Siz ne kadar iyi ders çalışırsanız çalışın, ne kadar çok ders çalışırsanız çalışın. Eğer moraliniz düşükse, modunuz yoksa o çalıştığınız dersten yeterince verim alamazsınız arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu her şeyde böyle. Yarın bir gün iş yaşamına başlayacaksınız. Moraliniz düşükken çalışmaktan keyif almayacaksınız. Ya da üniversiteye gittiğinizde orada da moraliniz yüksek değilse sınavlarınız için odaklanamayacaksınız. O yüzden şu kısa zamanda birazcık polyanacılık oynayalım. Her şeye olumlu tarafından bakmaya çalışalım. Evet, biliyorum bazılarınızın başına çok kötü şeyler gelebiliyor. Bir yakınınızı kaybedebiliyorsunuz, ailevi sorunlar yaşayabiliyorsunuz ya da sağlık sorunları yaşayabiliyorsunuz. Ama insanın başına ne gelirse gelsin olumlu tarafından bakabilecek bir şeyler mutlaka vardır. En basitinden şu an bu videoyu izleyip duyabiliyorsanız bile şükretmeniz gereken bir şeyler var demektir. O yüzden sınava kadar birazcık bu modda takılmaya özen gösterelim. Özellikle çevremizdeki insanların bizim hakkımızda ne düşündüklerine veya ne dediklerine takılmayalım. Çünkü öğrencilerimizle yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. İki yakın arkadaş denemeden çıkıyorlar ve biri diğerine çok kötü şeyler söyleyebiliyor istemeden. Bu da diğerinin tüm haftasına mal olabiliyor bazen. O yüzden sizden ricam bu tür şeylere takılmadan hedef odaklı, moralinizi yüksek tutarak çalışmaya devam edin. Umarım zaten hepiniz bu alışkanlıkları kazanmışsınızdır şimdiye kadar. Kazanmamışsanız da yeni yılda umarım hepiniz kazanırsınız. Bu arada alışkanlıklar için önceden bir alışkanlık yörüngesi tasarlamıştım. Barış Özcan'dan esinlenip ben de kendime göre bir alışkanlık yörüngesi hazırlamıştım. Biraz birazcık oyunlaştırıp keyifli hale getirmeye çalıştım. Daha önce bu kanalda bunu paylaşmıştım ama yeni yılda belki bazılarınızın içine yarar ve görmeyenler vardır diye buraya da koyacağım arkadaşlar. Alttaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Hepinize şimdiden sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.